Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Hepinize hayırlı günler. Artık yılın 2023 yılının sonuna geldik. Yılın sonuna geldikçe bayiler elde kalan araçlarını bir an evvel bitirebilmek adına gerçekten çok çılgın indirimler yapabiliyorlar. Bugün sizlere Renault'un yaptığı çılgın bir indirimden bahsedeceğim. Neden çılgın derseniz şöyle söyleyeyim. Bizim uzun zamandır Türkiye'nin en ucuz aracı olarak bildiğimiz Fiat Egea'nın fiyatının 800 bin liraya dayandığı bir dönemde Renault Clio'nun ondan çok çok ucuza satıldığı bir indirim. Bence çok çılgın bir indirimdir arkadaşlar. Volkswagen'i biliyorsunuz bu ay 740 bin liraya kadar indirmeye başladı Polo'nun fiyatını. Bazı bayilerde tükendi, halen elde olanlar var, sonra gelecek olanlar var. Volkswagen bayilerine eğer aklınız Volkswagen'deyse bakmayı unutmayın çünkü araçlar yıl bitmeden yeniden gelecek. Yeni yılla birlikte de 2023 modeller gelecek, bayilerde olacak, göreceksiniz ama en azından şu anda 740'tan satılıyor, onu biliyoruz. Bakabilirsiniz Polo'ya. Renault'da da çok güzel indirimler var. Bakın Megane'da 1000 liralık 1037 liralık başlangıç paketi 900 bin liranın altına 850 bin liralara kadar indiriyorlar. İşte 1100 liralık 1150 liralık olanı 900 bin liraya indiriyorlar. Yani Joy paketin otomatik vitesini, Joy Comfort'u da yine aynı şekilde 1200'lerden yine 1 milyonun altına indiriyorlar. Ama bunu her bayi yapmıyor. Burada sizin aramanız gerekiyor. Şu anda Clio'da, Taliant'ta çok güzel indirimler var. Mesela Clio'nun başlangıç paketi kaç para şu anda yeni kasayla? 800 bin lira civarı hemen hemen. O 750 bin liraya kadar iniyor. Hatta belki biraz daha altına iniyor. Ama eski kasalar var. Zaten güzellik orada çıkıyor ortaya. Eski kasa dediğimde makyajlı işte arkadaşlar. 3-5 ay öncesinin arabaları. 688 bin liraya kadar şu anda başlangıç paketini veriyorlar Clio'nun. Orta paket, taç paketini 770 bin liranın altında 760 küsür bin liraya kadar indirip veriyorlar arkadaşlar. Şu anda Renault'da da çok güzel indirimler var. Ha açık konuşayım. Clio'nun taç paketi mi, Polo'nun başlangıç paketi mi derseniz ben Polo'nun başlangıç paketini alın derim 740'a. Çünkü hemen hemen aynı fiyatlardalar işte. Diğeri 20-30 bin lira daha pahalı. Orta paket evet biraz daha fazla donanımı var ama yine de Volkswagen'in albenisi her zaman fazladır. Taliant'ta da yine çok güzel indirimler var. Taliant'ın otomatik viteslilerini 800 bin liralara kadar indiriyorlar. Bakın normalde bunların manuelleri oralardan başlıyor. Otomatik viteslerini oraya kadar indiriyorlar. Ve şu anda satmaya çalışıyorlar. Yıl bitmeden eldeki bütün stokları tüketmeye, yok etmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Oldukça fazla da araç var arkadaşlar şu anda Renault bayilerinde. İstanbul'daki bayilere eğer bir Renault'u uygun fiyat almayı düşünüyorsanız muhakkak arayın. Bakın liste fiyatlarına aldanıp da işte bunlarda fiyatlar çok yüksek falan filan deyip bayilere gitmemezlik yapmayın. Araca ihtiyacınız varsa Megane'ın ikon paketini bugün neredeyse 200 bin lira indirerek benzinlisini işte 1 milyon 180 bin liraya kadar, hatta belki bu şey var, vergi mükelleflerine özel bir durum var, vergi levhası olanlara, onunla birlikte o indirimle birlikte 1 milyon 150'nin de altına indiriyorlar ikon paketini. Yani indirim bu kadar büyük olunca da ben bunu hemen buradan sizlere aktarmak zorundayım. Evet araçların önümüzdeki seneye sarkacağını biliyoruz ama böyle indirimler yapılıyor ya, insanlar da gerçekten deli gibi gidip uygun fiyat araç almanın peşinde oldukları için araç alıyorlar. Belki seneye sarkmaz diye korkuyorlar. Ben hala seneye çok aracın kalacağını düşünüyorum 2023'ten. Bu ay evet çok güzel satışlar olacak. 150 bini belki bulabilir ama yine de daha önceki videolarımda söyledim. Yani en az 200-250 bin araç satmaları lazım ki bu ay belki 2024'de 2023 model araç kalmasın.